Makine dinamiği, statik kuvvet analizi, final sorusu, sürtünme ile ilgili olan problem. Sol tarafa doğru 100 Newton'luk bir kuvvet 4 numaralı uzvun üzerine şekilde görüldüğü gibi etki etmektedir. Uzuv 6'yı saatin dönüş yönünün tersine doğru tam dönmeye başlayacağı andaki torku bulunuz. 4 ve 5 numaralı uzuvların boyutlarını ihmal edilebilir olduğunu varsayın. Sadece 2. ve 5. uzuvlar arasında sürtünme vardır ve sürtünme katsayısı 0,2'dir. Mekanizma yatay düzlemde çalışmaktadır. Verilen problemimizdeki 6 numaralı uzun üzerindeki torku bulabiliyor olmak için 100 Newton kuvvetin etkisi altında elbette serbest cisim diyagramını çizmeniz gerekiyor. Serbest cisim diyagramı çizerken de öncelikle dikkat etmeniz gereken şey sürtünme kuvvetinin yönünün doğru olarak tespit edilmesi. 6 numaralı uzun saatin dönüş yönünün tersi istikametine doğru hareketleneceği andaki sürtünme kuvveti gerekiyor. Problemin tanımı gibi. O halde C noktası yukarıya doğru gidiyor gözüküyorsa demek ki 5 numaralı uzvun üzerinde aşağı doğru bir sürtünme kuvveti olacak demektir. Sürtünme kuvvetinin yönünü artık doğru olarak tespit ettiğimize göre etki tepki prensibine göre 2 numaralı uzvun üzerindeki sürtünme yukarıya doğru olacak demektir. Artık diğer mafsal kuvvetlerini koymaya başlayabiliriz. 4 numaralı uzuvdan devam edelim. 4 numaralı uzuvla 1 numaralı uzvu birbirinden ayırdığımıza göre kayar mafsal söz konusu. O halde bir ötelemeyi engelleyen, bir de dönmeyi engelleyen kuvvet ve tork olmalı. 3 numaralı uzuvla 4 numaralı uzvu gördüğünüz gibi F noktasında döner bir mafsalla birleşmiş. O halde 2 tane kuvvet olmalı. Ancak 3 numaralı uzvun 2 kuvvet sistemde bir uzuv olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla F noktalarından etki eden kuvvetler DF doğrultusu boyunca olacak demek. O halde bileşke kuvvetini koyacak olursak DF kuvvetlerini bu şekilde seçmemiz mümkün. Bu iki kuvvet sistemli olduğuna göre D'den etki edecek olan kuvvetin doğrultusu da bu yöne doğru olmalı. Madem bu iki kuvvet sistemli ise. Buradaki torkun değeri 0 çıkıyor. Neden? Çünkü bu kuvvet bu kuvvetin doğrultusu ve bu kuvvetin doğrultusu F noktasından geçiyor. O halde tork, dönmeyi engelleyen tork sıfır olacak demektir. Zaten 4 numaralı uzvun boyutları ihmal edilebilecek kadar küçük olduğuna göre torkun değeri sıfır. Etki tepki prensibine göre D'deki kuvvet 2 numaralı uzvun üzerinde olacak. A noktasında bir döner mafsalımız var. 2 tane bileşen kuvvetimiz var. C noktasında ise 2 numaralı uzuvla 5 numaralı uzuv bir kayar mafsalla birleşiyor. O halde bir kuvvet ve bir de tork olmalı. Etki tepki prensibine göre elbette bunlar 5 numaralı uzvun üzerinde de olacaklar. Tabii ki ters yönde ve eşit büyüklükte. C noktası ise 6 numaralı uzva döner mafsalla bağlanmış durumda. Burada da 2 tane kuvvet söz konusu. Bu kuvvetler de X ve Y yönünde olacak. Ötelemeyi engelleyen kuvvetler. Gördüğünüz gibi X ve Y kuvvet X ve Y yönlerinde problemi kolaylaştırmak amacıyla, çözümü kolaylaştırmak amacıyla bu şekilde ne yapılmış? Seçilmiş. Ve şunu da gördüğümüz gibi tüm kuvvetler yine 5 numaralı C noktasından geçiyor. Torklar 0 olacak demektir. Ve etki tepki prensibine göre C noktasında FCX ve FCY olacak. Aynı şekilde B noktasında yine döner mafsallar. 2 tane kuvvet söz konusu. Serbest cisim diyagramını da tamamlamış olduk. Kuvvet analizine başlayabiliriz. 4 numaralı uzuvdan başlayacak olursak 100 Newton'luk kuvvetimiz bu yöne doğru. F, FN kuvvetimiz olacak ve FF kuvvetini koyduğumuzda da döngü tamamlanmış olacak. Buradan da gördüğümüz kadarıyla FFN kuvveti de 100 Newton'a eşit ve FF kuvveti de kök 2 çarpı F kuvveti olacak demektir. F kuvvetinin artık büyüklüğünü biliyoruz. Dolayısıyla D kuvvetinin büyüklüğünü biliyoruz. Ve yön olarak da bu seçmiş olduğumuz yön doğruymuş zaten. Dolayısıyla FD kuvveti 2 numaralı uzun üzerinde bu yöne doğru olacak. A noktasına göre bir moment alacak olursak N kuvvetinin şiddetini bulacağız demektir. A noktasına göre moment alacak olursak şu mesafe çarpı FD kuvveti ki bu gördüğünüz gibi saatin dönüş yönünün ters istikametinde dönüyor. AC mesafesi çarpı normal kuvvet ki bu da saatin dönüş yönünde oluyor. O yüzden x işareti koyduk. Toplamda sıfıra eşit olmalı. Buradan da biz N kuvvetinin şiddetini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. N kuvvetinin şiddeti de
AD çarpı FD bölü AC şeklinde çıkıyor. AD mesafesinin DC mesafesine eşit olduğunu biliyoruz. O halde burada oran olarak 1 bölü 2 çıkacak. Ve kök 2 FD, FD kuvveti. Dolayısıyla N kuvveti kök 2 F bölü 2 oluyor. N kuvvetini biliyorsak artık sürtünme kuvvetini de bulabiliriz. Çünkü sürtünme kuvveti mü çarpı N kuvveti olacaktı. Ve FF kuvvetini de biliyoruz demek. FF kuvvetini biliyorsanız 5 numaralı uzun serbest cisim diyagramından da FCX ve FCY'yi biliyorsunuz demektir. O halde FCX eşittir FF olacak ve FCY de eşittir N kuvveti. Madem FCX ve FCY'yi biliyorsunuz, B noktasına göre moment olarak 6 numaralı uzun üzerindeki torkun değerini ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. B noktasına göre moment yazacak olursanız ki bu kuvvetlerin yatayla yapmış oldukları açı 45 derecedir. Bu verilen mekanizmaya baktığınız zaman o şekilde oluyorsunuz. 45 derecenin kosinüsü sinüsü birbirine eşit. O da kök 2 bölü 2 olacak. Dolayısıyla BC çarpı kök 2 bölü 2 her iki kuvvet için de ortak. Ve buradan gördüğümüz kadarıyla da FCY saatin ters istikametinde döndürüyorken FCX saatin dönüş yönünde döndürüyor olacak. Ve buradan da tork eşittir. BC çarpı kök 2 bölü 2 parantez içerisinde eksi FCX artı FCY olacak. Yeniden düzenlerseniz bu denklemi bunu elde ediyoruz. Verilenleri yerine yerleştirirsek de torkun değerini 20 Nm saatin dönüş yönünde istikametinde olduğunu görüyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.